da bambaşka kültürdeki insanların içinde olacağız. Burayı anlatmaya bazen kelimeler yetmez, bazen de gerek yoktur. Zira buraya ait tek bir fotoğraf, tek bir görüntü zaten her şeyi anlatır. Neresi olduğunu hemen anlarsınız. Bu doku, bu renk, bu insanlar, bu ses, bu zaman zamansızlık başka hiçbir yerde yok. Hayatınızı sorgulattıracak kadar gerçek bir yer burası. Ama gerçeği unutturacak kadar da renkli. İnsanlığınızdan utandıracak kadar yoksul bir kent burası. Ama yoksunluğu hiçleştirecek kadar umursamaz, hatta mutlu. Bütün bir toplum sizin değer yargılarınızın, sizin paranızın, evinizin, eşyanızın hiçbirine sahip olmadığı halde yok yere, yani nasıl bu kadar mutlu olabilir, anlayamayacaksınız. Siz mi gerçeksiniz, sizin yaşadığınız hayat mı gerçek, yoksa onlar mı? İşte burada bu soruyu kendinize soracaksınız. Artık nerede olduğumuzu anladınız. Zaten baştan beri anlamıştınız. Her gezginin en az bir kere geldiği, her gezmeyi sevenin mutlaka gelmek istediği yerde, Hindistan'da Agra kentindeyiz. Aslında buraya gelmek için pek çok neden var. Bütün bu anlattıklarımız için, aşkın şehri olduğu için, aşkın anıtı Taç Mahal'i görmek için, huzurunuzu kaçırmak için ya da tam tersi huzur bulmak için gelebilirsiniz bu kente. Bizse kentler ve gölgeler olarak her zamanki gibi tek bir kişinin izini sürmeye geldik. İnce ruhlu bir askerin izini. Hem şair hem komutan olan, fetihçi olacak kadar hırslı ama fethettiği yerlerde en büyük keyfi bahçe kurmak olacak kadar naif birini. Hindistan'ın 300 yılına damgasını vuran bir şahı, Babür Şah'ı anlatmak için Agra'dayız. Bize Agra'yı anlatacak olansa profesyonel gezgin Ayasofya Müze Başkanı Doçent Doktor Haluk Dursun. Efendim, Kentler ve Gölgeler programında Hindistan'da Agra şehrinin, Agra Kalesi'nin önünden size bir önemli tarihi şahsiyetten, bir kente gölgesini vurmuş olan, damgasını vurmuş olan bir şahsiyetten bahsedeceğiz. Babür Şah'tan, Türk-Moğol Hint hükümdarı, bölgenin en önemli şahsiyetlerinden birisi olan Babür Şah'tan. Sadece askeri kişiliği değil, aynı zamanda edebi kişiliği, hikmet sahibi olması, felsefe sahibi olması, yazmış olduğu eseri Babürnamesiyle günümüze kadar gelmiş olması dolayısıyla Babür'ü seçtik. Babür'ün yaşamış olduğu Fergana Vadisi'nden, Orta Asya coğrafyasından Hindistan'a kadar süren geliş hikayesini, onun askeri tarafını ve 1526'da gelip bir şekilde kurmuş olduğu Agra şehrindeki hayatını ve Agra'yı, dünyanın herkesin bilmiş olduğu Taç Mahal'in bulunmuş olduğu Agra'yı, Agra Kalesi'ni, Nur-i Efşan bahçelerini, Babür'ün bahçe merakını ve daha sonra da yine o kendi yaptırmış olduğu bahçede gömülü olduğu alanları, bütün o Hindistan'ın hareketliliği, Hindistan'ın günümüze yansımış olan çok büyük nüfus patlamasıyla eski günleri, eski gölgeleri ve Babür'ü size anlatmaya çalışacağız. Hindistan'ın nüfusunun henüz bu kadar kalabalıklaşmadığı, Agra Kalesi'nin, Taç Mahal'in henüz yapılmadığı yıllarda, Hindistan'ın kuzeyinde, Orta Asya'nın göbeğinde Timur'un torunları zor günler geçiriyordu. Timur'un kurduğu devlet parçalanmış, torunları ayrı ayrı devletler kurmuşlardı. Kimi Maveraün Nehir'de,
kimi de Horasan'da. Fergana'nın hükümdarı ise babasının ölümü üzerine henüz 12 yaşında tahta geçmiş Babür Şah'tı. Ve daha bu yaşta sahip olduğu topraklarda gözü olan amcası ve dayısıyla savaşıyordu. Ama bu fetihlerle, savaşlarla, galibiyetlerle ve elbette mağlubiyetle geçecek bir hayatın başıydı. Ama her savaş, her yenilgi onun tecrübesini arttırıyordu. Semerkant'ı zapt etmeyi başarmış ama Özbek Hanı'na mağlup olmuştu. Babasından kalan taht da ayaklarının altından kaydı gitti. Tek başına kalan bu genç han Pamir dağlarına çekildi. Büyük bir felakete uğramış olmasına rağmen ümidini kesmedi. Yanında bulunan birkaç kişiyle bir Türk kadınının evine saklandı. Bu kadının kardeşi Timurlenk'le Hindistan seferlerine katılmış ihtiyar bir askerdi. Eski asker her gece durmadan Hindistan'ın zenginliğini, buraya ait efsaneleri, Hind'in eski tarihini anlatıyordu Babür'e. Babür de bunları can kulağıyla dinliyordu. Edebiyata da ilgisi olan Babür bu defa tarihe merak sardı. Atası Timur'un tarihini bularak okumaya başladı. Bu sırada ruhunda yeni bir ateş alevlenmişti. Bunca kahramanlık romanları okuyan Babür, okuduğu hikayelerin etkisinde Hindistan'ı zapt etmek, orada büyük bir Türk imparatorluğu kurmak istiyordu. Bu idealle Babür, Horasan illerindeki Türklere haber gönderdi. Kısa bir süre içinde etrafında 200 asker topladı. Bu orduyla Hindikuş dağlarını aşarak Kabil şehrini zapt etti. Artık Hindistan'ın kapısında karargahını kurmuş bulunuyordu. 1526'da Hindistan'ı ele geçirdiğinde 300 yıldan fazla sürecek Babür Hanedanı'nın da ilk temellerini atmış oldu. Hindistan'ı fethini yıllar sonra yazacağı Babürname'ye yani hatıratına şöyle kaydetti. 910 senesinin Muharrem ayında Horasan'a gitmek niyetiyle Fergana vilayetinden çıkıp Hisar vilayetinin yaylalarından olan İlek yaylasına indim. 23 yaşıma girdiğim vakit ilk defa burada tıraş oldum. Herhangi bir ümide kapılarak benimle beraber gelenlerin sayısı 200'den biraz fazla, 300'den biraz azdı. Ekserisi yaya idi. Ellerinde sopa, ayaklarında çarık, üstlerinde çuldan başka bir şeyleri yok idi. Efendim o bir aslan parçası, o bir Bengal kaplanı, o bir Orta Asya bozkırlarının parsı. Babür isminin manası, hele şiiri Babür olursa aşağı yukarı bu anlama geliyor. 1483 tarihinde Fergana Vadisi'nde Endijan şehrinde başlayan hayatı, 1494'te onun önemli bir şahsiyet olacağının ilk işaretlerini veriyor. Babası vefat ediyor ve 12 yaşında Endijan'da Fergana Vadisi'nin hakimi olma imkanı ona verilmiş oluyor. Babası Timur'un torunlarından, annesi de Cengiz sülalesinden. Yani Türk-Moğol hanedanının bütün karizmatik özelliklerini taşıyan bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geliyor ve Fergana Vadisi'ndeki o ilk mücadelelerine başlıyor. Mücadele gücü, kudreti, özellikle cesareti ve sabrı sayesinde ön plana çıkmaya başlıyor. Ve Semerkant, Buhara, Taşkent bölgesine hakim olma sevdası uğruna bayağı bir dönem geçirdikten sonra 1500'lü yıllardan itibaren artık tanınmış bir hakan, tanınmış bir komutan olarak Babür'ü görüyoruz. Babür'ün sevdası hep Semerkant'a, Buhara'ya, Taşkent'e hakim olmak, Fergana Vadisi'nin hakanı olmak. Fakat o bölgedeki Özbekler başta olmak üzere güçlü devletlerin ve kendisine hasım olan şahısların baskısıyla yavaş yavaş güneye, biraz batıya ama daha çok güneye ve doğuya gitmeye başlıyor. Afganistan bölgesi Belh, Merv,
Kandahar bölgelerinin hakimiyetinden sonra Kabil'de bir önemli devlet kurma aşamasını başarmış oluyor. Kabil'i çok seviyor ve Kabil'in özellikle havasını, suyunu, oradaki hayatın latifliğini, güzelliğini hep arıyor. Kabil'den başlayan güneye inme sevdası Hindikuş dağlarıyla, Hayber geçidiyle Hindistan bölgesine, Pencap, Lahor, Delhi üzerinden Agra'ya kadar uzanıyor. Hintlilerle mücadelelerinde yine Osmanlıların Turan taktiği adını vermiş olduğumuz o savaş metotlarını çok başarıyla kullanıyor. Ateşli silahları çok başarıyla kullanıyor ama ordunun sevk ve idaresinde çok dirayetli, çok becerikli ve cesaretli bir komutan olduğu şüphesiz. Agra'da 1526'dan sonra gelip payitaht yaptığı Agra'da, şu arkada görmüş olduğunuz Agra Kalesi etrafında yine önemli bir hat oluşturuyor ve bu Agra Kalesi Babür Hanedanı'nın, kendisinden sonra gelen Ekber Şah'a kadar diğer bütün hanedan mensuplarının bir yönetim merkezi olarak, divanın toplandığı, divana has ve divana am, küçük ve büyük divanların, divan-ı hümayunlarının toplanmış olduğu bir devlet yönetim merkezi olarak ön plana çıkıyor. Gazi sıfatını, Zahireddin sıfatını, Muhammed ve Bahadur sıfatını Babür hep bu bölgedeki hakimiyetleri sayesinde almış oluyor. Ama Babür'ün tarihte günümüze kadar geçmesini sağlayan, onun ne güzel ok atması, iyi kılıç kullanması, ata sağlam binmesi, Babür'ü günümüze getiren onun eseri Babürnamesi. Babür Delhi'yi ele geçirdikten sonra asker ve komutanları havanın sıcaklığına dayanamaz ve Kabil'e dönmek isterler. Babür onları toplayıp konuşur ve yatıştırır. Fakat bazı beyler dönmekte direnirler. Babür de onları Kabil'e geri gönderir. Arkalarından da Babürname'de yer alan işte bu dörtlüğü yazar. 100 şükür et Babür ki Kerim-i Gaffar, verdi sana Sint ve Hint ve birçok mülk. Sıcaklığına eğer takatin yoksa senin, soğuk yüzünü görmek istersen Gazne var. Bhumi Mangalam, Bhumi Mangalam, Udaka Mangalam, Udaka Mangalam, Agni Mangalam, Agni Mangalam, Vayu Mangalam, Vayu Mangalam. Babür'ün Hindistan'ı fethettiği ayda, Haziran'da, Agra sokaklarında gezerken Babür'ün askerlerini daha iyi anlıyorsunuz. Doğrusu pek de haksız değiller. Zira bu aylarda bu coğrafyada dayanılmaz bir sıcak var. Ortalama 45 derece. Zaman zaman bastıran muson yağmurları bile bu sıcağı bertaraf etmeye yetmiyor. Saatlerce, bazen günlerce süren yağmurun ardından birkaç dakika sonra şehir bir anda sanki hiç yağmur yağmamış gibi eski haline tekrar bürünüyor. Anlatılanlara bakarsanız Babür de aslında Hindistan'ı pek sevmemiş. Ama terk etmemiş de. Büyülü kent Agra bir anda Babür'ü içine almış. Üstelik o yıllarda henüz bu büyülü mekan Tac Mahal yokken. Babür'ün hayatında birçok şehir var. Bu şehirler arasında bir tercih yapmak, hangisinin daha önemli olduğunu söylemek zor. Ama Fergana Vadisi'nden, Endican şehrinden başlayıp Kabil'e, Kabil'den Hindikuş Dağları'ndan sonra Lahor'a ve Lahor'dan Agra'ya doğru inen Babür'ün hikayesinde en son şehir olması dolayısıyla, belki son gözdesi olması dolayısıyla Agra'nın özel bir yeri var denilebilir. Agra'yı bu özel yere sokan bir diğer özellik de yine dünyadaki en önemli mimari miraslardan bir tanesini, Taç Mahal'i barındırmış olması. Babür askeri kişiliği sırasında fethetmiş olduğu, ele geçirmiş olduğu ve kurmuş olduğu şehirlerde
imar hareketi bakımından, şehrin planlamasından, peyzajına kadar yapmış olduğu katkılar bakımından çok önemli bir şahsiyet. Savaş sırasında bile geçtiği güzergahlarda nazargah adını vermiş olduğu ve köşklerin üzerinde bulunduğu seyir terasları yaptırıyor. Bu seyir teraslarının derbentlerde, büyük geçitlerde, ordunun devamlı geçip gittiği yerlerde komutanlar için, hanedan mensupları için, mirzalar için bir dinlenme alanı olduğunu biliyoruz. Ama şehirler merkez olduktan sonra, ki 1526'da Agra'da bu özelliği çok açık bir şekilde görüyoruz, Babür'ün şehrin hem planlamasına müdahale ettiği, hem şehir sularında, suların etrafında havuzlar yaptırdığı, büyük havuzlar yaptırdığı, bu havuzları su hareketleri halinde akıttığı, hamamlarla şehri süslediği Babür'ün belki en önemli özelliklerinden bir tanesi. Su kültürüne olan yatkınlığı, şehircilik anlayışı ve yeşil bitkilerden meydana gelen bir bahçe merakı Babür'ü çok sıradışı bir kişi haline getiriyor. Bu bahçede sadece çizim, yani peyzaj mimarisi özelliği yok. Aynı zamanda bahçedeki bitkileri, florayı botanik olarak da seçiyor. Onlar hakkında da görüşlerini Babürname isimli kitabında belirtiyor ve o bitkilerin, o nebatların hem Türkistan bölgesinde Maveraü'n Nehir'de, hem Afganistan bölgesinde Hindikuş Dağları'nda, hem Sint ve Pencap Vadisi'nde ve Agra'da hangi türlerinin yetiştiğini, özelliklerinin ne olduğuna bütün ayrıntılarıyla sanki bir botanikçi gibi bize aktarmış oluyor. Türkistan'ın Fergana Vadisi'nden çıkarak birçok şehre damgasını vuran, birçok şehirde bugün hala gölgesi dolaşan Babür Şah'ın son şehri ve özellikle oğlundan sonra ön plana çıkan Şah Cihan'la, Cihangir'le ön plana çıkan, onların kadınlarıyla ön plana çıkan şehri şu anda dünyada en çok bilinen, en çok yabancı misafirin, turistin gelmiş olduğu bir tarihi kent. Ve bu kente de hem damgasını vuran, hem o kentin herkes tarafından en çok merak edilen binası, arkamda görmüş olduğunuz Taç Mahal. Babür Hanedanı'nın daha sonra 1640'lı yıllarda inşaatı bitirilmiş ve İstanbul'dan Mimar Sinan'ın talebeliğini yapmış olan Osmanlı Türk mimari üslubunun örneklerini buraya getirmiş olan ustaların da katkılarıyla günümüzde tartışmasız dünyanın en önemli mimari anıtlarından birisi olan Taç Mahal. Burası aşkın anıtı. Hem de öyle bir anıt ki büyüleyici. Babür'ün ölümünden sonra hanedanını devam ettiren torunlarından Şah Cihan'ın çok sevdiği eşi Nurbanu'nun 14. çocuğunu doğururken ölümünün ardından onun için yaptırdığı anıt. Dünyanın 7 harikasından biri. Aşkın ölümsüzleştiği bir mekan. Bembeyaz bir gelin gibi, zarif. Ama aynı zamanda gücün, büyüklüğün, ihtişamın simgesi. Ama ezici değil, kucaklayıcı. Her yıl milyonlarca turist sadece Tac Mahal'i görmek için Agra'ya geliyor. Tac Mahal, Babür'ün son şehri Agra'nın en büyük sembolü. Ama bu şehrin bir özelliği daha var, bahçeleri. Babür'den kalma, içinde onlarca farklı bitki türünün yaşadığı, havuzlarla serinletilen yemyeşil kocaman bahçeler. Örneğin Babürname'de 22 ayrı bahçenin adı geçer. Bunlardan bazılarını kendi yaptırmıştır, bazıları ise sevdiği, ziyaret ettiği bahçelerdir. Bahçelerde mutlaka su olması gerektiğini düşünen Babür, havuzların açılmasına bizzat göz kulak oldu. Sefasız ve intizamsız Hint'te güzel, planlı ve muntazam bahçeler kurduk der.
diğer hükümdarlar gibi devasa yapılar yerine günlük hayatı kolaylaştıran, ihtiyaçları gideren şehir düzenlemeleri yaptırır. En sevdiği bahçesi ise Babürname'de de anlata anlata bitiremediği Babür Vefa'dır. Hazan yaprağı gibi gül yüzünden uzakta sarardım. Ey lale yanaklı, bu sarı yüzümü görüp acı. Sen ey gül, inatçılığını selvi gibi asla bırakmadın. Sonbahar yaprağı gibi ayağına düşüp öyle yalvardım. Letafet bahçesinde sen gül gibi taze ve şen kal. Gerçi ben dünya bahçesinde hazan yaprağı gibi gittim. Efendim, burası Hindistan'da Agra'da Babür'ün kurmuş olduğu bahçelerden günümüze intikal etmiş olan bir örnek. Cihar Bağ, dört bağ olarak adlandırılmış. Sonra Bağ-ı Vefa, Bağ-ı Safa, Bağ-ı İrem gibi isimleri var. Bu Orta Asya Hint bahçe örneklerinden günümüze kalması dolayısıyla çok önemli. Aynı zamanda Babür'ün doğa aşkı, bahçe yapma merakı ve hatta bahçe vakfetme, halk için bahçe yapma anlayışının günümüzdeki hala yaşayan bir örneği. Ne var bu bahçe anlayışı içerisinde? Bir kere bir suyun kenarında, Cemre Nehri'nin kıyısında yapmış ve değirmenlerle suyu yukarıya kaldırarak, değirmenle suyu kaldırmak derken yine Babür'e has bir tabirden bahsetmek istiyorum. Bir suyu Babürnamesinde tarif ederken suyun debisini değirmen ölçeğiyle anlatıyor. Yani bir değirmen su, iki değirmen su, üç değirmen su gibi bir şekilde yarım parmak, bir parmak diye anlatılan günümüzde ölçeğini değirmen üzerinde anlatıyor. Değirmenle kaldırılan su, orada bir merkez havuz var. O merkez havuzda toplanıyor ki ona havz-ı kebir diyor Babürnamesinde Babür. Bu havz-ı kebirden, büyük bir havuzdan arklar vasıtasıyla yine selsebil anlayışı içerisinde zaman zaman küçük küçük düşmeler, küçük küçük şelaleler meydana getirmek suretiyle bahçenin dört bir tarafını dolaşmış oluyor. Bahçenin yine dört taraflarında cihar, yani dört tarafında kuleler var. Bunlar seyir kuleleri ve bu seyir kulelerinin arasındaki bölgelerde ağaçlar, bol miktarda çimen, selvi ağacı ve kokulu bitkiler var. Yasemin başta olmak üzere kokulu bitkilerle çok ilgilenmiş Babür ve bu bağda, bu Bağ-ı İrem'de kokulu bitkileri çokça kullanmışlar. Yine Babür'ün bir diğer merakı gül. Özellikle Orta Asya bozkırlarından Hindikuş dağlarına ve Pencab Vadisi'nden Hindistan'ın güneyine kadarki olan bütün sahalarda lale ve gülle ilgilenmiş. Laleyi hatta tarif ederken güle benzeterek tarif ediyor. Gül buy, yani gül kokulu lale olarak adlandırıyor. Yüz yapraklı olan Sadberk lale ismiyle adlandırıyor ve bunun belki en güzel örneği Babür'ün çocuklarına, kız çocuklarına vermiş olduğu isimler. Gülizar, gül çehre, yüzü gül gibi olan, gül ru, yanağı gül gibi olan. Hatta en meşhur kızın adı da gül beden. Bedeni gül gibi olan kız anlamı taşıyan bir isim. Babür aradan yüzyıllar geçmesine rağmen 1530 tarihinden bugüne kadar hala bu parkın içerisinde en azından bilgi panolarında yaşıyor. İsmi parkın değişmiş. Nuri Efşan Parkı yerine şu anda Rambak, yani Tanrı'nın bahçesi anlamı taşıyor. Ama o günden bugüne yine bütün canlılığıyla, küçük çocuklarından yaşlarına, o yoga kültürünün
bütün gündelik hayatın içerisinde spor olarak değil, yaşamdan bir kesit olarak yapıldığı bir alan olarak çok canlı bir şekilde devam ediyor. Batılıların bugün büyük şehirlerde, kurslarda para vererek öğrenmeye çalıştığı ve giderek aslında şehir hayatının ve şehirli insan olmanın bir parçası haline gelen yoga, burada sıradan insanların sıradan hayatlarının bir parçası. Tam anlamıyla yiyecek yemekleri, yatacak yerleri yok ama sabah kalkınca ellerini yüzlerini yıkar gibi yoga hareketleri yapıp güne öyle başlıyorlar. Çünkü yoga onlar için hayatın parçası değil, kendisi. Hayatı algılayış biçimi, yaşam tarzı, inançlarının gereği. Belki de bu yüzden tüm yoksulluğa rağmen hayatları kolay ve basit. Belki de bu yüzden şehirdeki tek gürültü araba sesi. İsyanın ve insanın sesini duymak her şeye rağmen neredeyse imkansız bu şehirde. Babür'ün kıyısına bahçeler yaptırdığı Cemne Nehri, sabah yoga ile güne başlayan Agralıların yaşam kaynağı. Kendileri de bu nehirde temizleniyorlar, kutsal saydıkları ineklerini de aynı sularda yıkıyorlar, çamaşırlarını da. Hatta bu nehir onlar için ekmek kapısı aynı zamanda. Bugün Hindistan'la özdeşleşen rengarenk geleneksel kıyafetler bu nehrin sularında yıkanıp, bu nehrin kıyısında boyanıp kurutuluyor. Pek çok yerde kalender padişah olarak tanınan Babür'ün bu ismi almasının nedeni, Hindistan'ın zenginliklerini biriktirmeye çalışmaması, tam tersi bu zenginlikleri Hint halkı için kullanmasıydı. İşte bunun sonucu olarak da zaten bu şehre yatırım yaptığı yollar, mermerler, saraylar, bahçeler kurdurdu. Ama bugün Agra sokaklarında yürürken ne yazık ki Babür'ün şehrinden geriye çok da fazla bir şey kalmadığını görüyorsunuz. Agra inanılmaz bir kent. Herkes sokakta, tam anlamıyla sokakta. Önce evsizlerin, yoksulların dışarıda olduğunu düşünüyorsunuz. Ama kısa zaman sonra neredeyse bütün Agra halkının sokakta yaşadığını anlıyorsunuz. Bu yüzden de 2,5 milyonluk kent size çok daha kalabalık görünüyor. Tahayyül edemeyeceğiniz kadar yoksul bir kent burası. İnsanlar gerçek anlamda aç, işsiz, aşsız. Ama tüm bunlara rağmen inanamayacağınız kadar ve anlayamayacağınız şekilde mutlular. Anlayamıyorsunuz çünkü bizi mutlu eden değerlerin hiçbirine sahip değiller. Ama yine de hepimizden daha mutlular. Siz gördüklerinize isyan ediyorsunuz ama onlar yaşadıklarına isyan etmiyor. Sessizliklerini bir tek doğayla paylaşıyorlar. Doğayla tam anlamıyla iç içe yaşıyorlar. O kadar iç içeler ki yolları arabalar ve insanlar, filler, develer, ineklerle paylaşıyorlar. Üstelik en çok da onlara saygılılar. Öndeki arabaya korna çalıyorlar ama filin geçmesini sabırla bekliyorlar. Önceliği ineğe tanıyorlar. Her köşe başında beliren irili ufaklı tapınaklarda kutsal ağaçlara saatlerce dua edebiliyorlar. Onlar için kutsal olan musonlar yağmadığında üzülüyorlar, duaya çıkıyorlar. İşte bu yüzden de dünyadan değil doğadan medet umuyorlar. İşte bu yüzden de isyan etmiyorlar, seslerini yükseltmiyorlar. Babür'ün kentinde sessiz bir anlaşmayı yüzyıllardır devam ettiriyorlar. Aslında Babür gibi kaleme ve doğaya sarılıyorlar. Babür
Babürnamesinde kitabında iklimler hakkında çok özel bilgiler veren bir araştırmacı gibi ön plana çıkıyor. Her bölgenin havasının, neminin, sıcağının durumundan bahsediyor. Yağmurlardan bahsediyor, su kaynaklarından bahsediyor. Ve Agra'dan çok bu bakımdan olumlu söz etmiyor. Agra'nın neminden, ani bastıran yağmurundan ve sıcağından çok şikayetçi oluyor. Zaman zaman da biz bunu program sırasında yaşamış olduk efendim. Doğayla iç içe yaşayan Hindistan'ın fatihi Babür de bir doğa hayranı. Hindistan'ı fethetti ama bir bilim adamı titizliğiyle Agra'yı, Hindistan'ı inceledi. Her şeyi kaydetti. Fil, gergedan, papağan, bukalemun, muz, yasemin, limon, hurma. Hepsini inceleyip hatıralarında kaleme döktü. Ülkede kullanılan takvimden halkın giysisine kadar çoğu etnologu botanikçiyi kıskandıracak kadar ayrıntılarıyla buradaki hayatı anlattı. Böylece Babürname bugün bile hala geçerliliğini koruyan bir başucu kitabı oldu. Babürşah kalem ve kılıç sahibi olduğu kadar büyük bir keyif adamıydı da. Yakın dostlarıyla sofra sohbetlerinden, çok sevdiği sal gezilerinden, bahçe sefalarından, en zor anlarında bile vazgeçmedi. Ama bu kudretli hanın kurtulamadığı bir tek kötü alışkanlığı vardı, o da içki. Defalarca tövbe etmesine rağmen bir türlü bu alışkanlığından vazgeçemedi. İçki alemleri ve yemek sohbetleri Babür'ün kitapları kadar hayatının bir parçasıydı. Bu sofralar sanatla, edebiyatla taçlandırılıyordu ve hepsini de bir bir Babürname'ye aktardı. Gönül, özü içkiyle tutmak gerek. Bizi unutanı unutmak gerek. İçki ve neşe çiçeğine su verip sıkıntı fidanını kurutmak gerek. Her şeye üzülme, üzüntü çoktur. İçkiyle özü avutmak gerek. Gönül züht nefesinden dolayı karanlıktır. Aşk ateşiyle aydınlatmak gerek. Gönül, Babür'ü meşakkatte bırakma. Feragat ile özü tutmak gerek. Efendim, Babürname, Babür adına yazılmış olan bir hatırat aslında. Bizde daha çok resmi tarihçilik var. Ona Osmanlı tarihinde vekainame, vakaların dizilmesi suretiyle ortaya çıkarılan tarih metni deniyor. Ve genellikle bunu Osmanlı tarihinde resmi görevliler yapıyorlar. Babür'ün yaptığı öyle bir şey değil. Babür'ünki bir nevi önce hatırat. Gerçi hatırat tabirini hiç kullanmıyor. Babürname dışında en çok kullanılan tabir vekainame yahut vakainame-i Babür. Farslar tüzük de ismi takmışlar. Nedir Babürname'nin özelliği? Babürname'de Babür kendisi tahta geçtiği andan itibaren daha önceki çocukluğundan hiç bahsetmemek suretiyle bir nevi devletin başında bulunduğu resmi hayatını anlatıyor. Buna bizde Selimname yahut Gazavatname gibi isimler veriliyor. Ve burada bir giriş, bir ön söz, herhangi bir hazırlık yok. Doğrudan Fergana'da, Endican'da nasıl tahta geçtiğinden bahsederek hayatın geri kalan kısımlarını ölümünden bir sene önceye kadar tam bir vekainame gibi dile getiriyor. Yalnız zaman zaman bazı dönemlerin hiç yazılmadığını görüyoruz, atlandığını görüyoruz. Bunun sebeplerinden o dönemlerin çok yoğun, çok bir nevi sıkıntılı ve belki de Babür'ün yazmak istemediği dönemler olduğu anlaşılabilir. Babürname içerisinde hatırat otobiyografi özelliği dışında bir seyahatname
özelliği de çok rahatlıkla vardır diyebiliriz. Yani Evliya Çelebi'yi o bakımdan çok ben benzetiyorum Babür'ü. Fakat bu seyahatlerme özelliği sırasında sadece gezdiği yerleri, mekanları anlatmakla kalmıyor. Oranın yine Evliya Çelebi'yle zaman zaman olan kuş merakını, kuş bazlarını, kuş yetiştiricilerini, alıcı kuşlarını, av kuşlarını, sülünleri, bıldırcınları, şahinleri, doğanları bütün ayrıntılarıyla anlatıyor. Bu seyahatname ve botanik özelliği dışında belki felsefi tarafıyla İbni Haldun'a biraz benzeme suretiyle oranın halkıyla ilgili olarak sosyopsikolojik tanımlamalar yaptığında Babür'ün görüyoruz. Babür özellikle kendisinden önceki döneme ait zaman zaman şahıslara da göndermeler yapıyor. Ali Şir Nevai buradaki en büyük muhataplarından bir tanesi, Hüseyin Baykara yine öyle. Ve o döneme ait yöneticilerin, hanların, hakanların hem yönetim şeklini hem de insani taraflarını, etvarını yani tavırlarını, ahlakını dile getiriyor. Onların ne kadar cömert olduğunu, ne kadar meclislerinin ikramla, cömertlikle dolu olduğunu dile getiriyor. Kendi özel hayatıyla ilgili olarak da Babür bilgiler, çok açık ve samimi bilgiler veren bir şahıs. Babürnamesinde kendisinin bir takım kötü alışkanlıklarından bahsediyor. Özellikle içki olan müptelalığından ve bunu bir türlü bırakamadığından bahsediyor. Bunu bırakma mücadelesini de büyük cihat olarak değerlendiriyor. Savaş meydanlarında çok kolay galip geliyor ama kendime ait bazı sorunları halletmekte zorlanıyorum diyor. Ama sonunda içkiyi bırakıyor ve bıraktıktan sonra da bütün kadehlerini, tabaklarını, kıymetli madenden meydana gelen birçoğu altın ve gümüş gibi madenlerden meydana gelen o yeme içmeyle ilgili olan bütün malzemelerini parçalara ayırıp kırdırıp dervişlere ve dilencilere bırakıyor. Yine sosyal hayatı içinde Babürname'de de çok güzel anlatılmış olduğu gibi spora olan düşkünlüğünü, özellikle dağlardaki yürüyüşlerini, nehirlerdeki yüzüşlerini, o çok soğuk buz tutmuş nehirleri kırarak akan bir bölümünü bulup onun içerisinde nasıl yıkandığını dile getiriyor. Babür'ün Babürname olarak yazmış olduğu ve hayatının bir sene öncesine kadar devam eden bu otobiyografik eserini daha sonra kızı devam ettiriyor. Gülbeden isimli kızı, Babür'ün oğlu ve tahta geçerek Babür'den sonraki Babür Şah Devleti'ni devam ettiren Hümayun'un hayatını Hümayunname olarak dile getiriyor. Onda da yine Hümayunname'de de Babür'le ilgili kızının ağzından önemli bilgiler var. Burada kızı Babür'ün nasıl bir aile babası olduğunu ve özellikle yaşlı akrabalarına, halalarına ne kadar düşkün olduğunu, her cuma mutlaka halalarını ziyaret ettiğini, onları gidip gördüğünü, gönüllerini hoş ettiğini anlatıyor. Yani bir tarafıyla çok askeri, çok bahadır bir Babür, öbür tarafından son derece insani, son derece normal ve son derece sade yaşayan bir Babür. Babür'ün Babürname dışında başka kitapları da var. Bir divanı var, mesnevisi var. Kitap yazarı olması dışında yine hattatlığı var. Hatta Hattı Babür diye kendi ismiyle anılan bir yazı çeşidi de çıkarmış. Kitaba olan merakı çok meşhur. Kıymetli kitaplar hep kendisine getirilmiş. Kitap biriktirmiş. Ve bununla ilgili olarak Babürname'de anlattığı bir bölüm var ki beni çok etkiliyor. Belki Babür'e en çok yakınlığı oradan duyuyorum. Bir akşam çadırda kitap okurken yağmur bastırdı. Ve sabaha kadar yağmur durmadı. Çadırdaki birçok eşyayı zor kurtardık. Çok ıslandık. Fakat beni en çok üzen kitaplarımın ıslanması oldu. Ve daha sonra o kitaplarımı kurutmak üzere mum ışığı altında ve ateşlerin o kurutucu özelliği altında uzun süre kitaplarımı kurutmaya uğraştım ve kitaplarım kuruttuktan sonra büyük bir keyifle tekrar onları okumaya devam ettim diyor. Son derece cihangir, son derece dünya hakimiyeti için uğraşan Bahadır lakaplı birisinin kitap ve bilim için edebiyat, tarih merakının bu derece olması beni son derece etkiliyor.
Araştırmacılara göre hem tarih yapan hem de tarih yazan Babür Şah'ın Babürnamesinde dili o kadar sade ve samimidir ki hangi dile çevrilse o dilde güzel bir eser olur. Bu yüzden de Farsça, Urduca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Japonca ve Türkçe gibi pek çok dile çevrildi. Ve böylelikle 1494'ten 1529'a kadar 36 yıllık bir dönemin tarihine ışık tutan bir eser olarak dünya tarihinde kayda geçti. İşte bu eserin sahibi Babür Şah'sa Hindistan'ı fethinden sadece 4 yıl sonra 1530 yılında hayata gözlerini yumdu. Ama vasiyeti Agra'da yaptırdığı bu bahçeye Ram Baka yani Tanrı'nın bahçesine gömüldü. ...1483 yılında Türkistan'da Fergana Vadisi'nde Endican şehrinde hayata başlayıp bir Türkistan çocuğu olarak büyüyen Babür, Hindukuş dağlarından, Pencap vadilerinden geçip buraya Agra'ya 1526 tarihinde geldikten sonra hayatının geri kalan 4 yılını Agra'da geçirdi. Şu anda köprüde bulunduğumuz ve alttan akan Cemle Nehri kıyısını çok sevdi ve Agra şehrini özellikle bu Cemle Nehri kıyısında bulunan bahçelerle donattı. Ve vasiyeti üzerine de 26 Aralık 1530 tarihinde öldükten sonra buraya Cemle Nehri kıyısındaki bir cennet bahçesi gibi gözüken bu güzel bahçeye gömüldü. 6 ay kadar burada bu bahçelerde ziyaret edildi ve 6 aylık bir süre sonra çok sevmiş olduğu, sık sık burada sıkılırsam, burada yaşayamazsam Kabil'e, Gazne'ye giderim dediği bölgeye döndü, götürüldü ve Kabil'de gömüldü. Daha sonra da kendisinden sonra gelen Babür Hanedanı'nın şahları, Ekber Şah, Cihan Şah gibi şahlar kendisinin türbesini yaptılar ve Afganlar Babür'e sahip çıktılar. Babür'ün en büyük hayali Hindistan'da büyük bir imparatorluk kurmaktı ve bu hayalini de gerçekleştirdi. Bunu kalem ve kılıçla yaptı. Kılıçla fethettiği ülkeyi kalemiyle derinleştirdi, zenginleştirdi. Yıllar sonra Gandhi ise Babür'ün bu yaptığını sessiz çoğunluğun sesiyle yaptı. Bir sömürgeden millet yarattı. Bugünse Hintliler kendilerini Türk, Hint ve İngilizlerin bir karışımı olarak tanımlıyorlar. Her zamanki tevekkülleriyle geçmişlerini yaşanmamış olarak varsaymıyor, tam tersine bundan güç buluyorlar. Doğayla baş başa sessizliğin sesi olmaya devam ediyorlar. Yaşam felsefeleriyle dünyaya farkında olmadan ve hiç de dertleri değilken ders veriyorlar. Müzik